Evet. Her yerde, her yerde haber var. Her yerde haber var diye bir çekim yapalım dedik. Ve bu korona günlerinde, Covid-19 günlerinde nereye geldik? Efendim, İsviçre'nin balta girmemiş ormanları dersem doğru olmaz. Bir dere dersem Kıbrıs'ta kaç kişi şu anda pırıl pırıl tertemiz bir derenin olduğunu biliyor? Belki Lefkeliler bir tek biliyor. Çünkü şu anda Lefke'deyiz. Lefke'de Aplıç ve Eski Karadağ. Aplıç şu anda benim sağ tarafımda, batıda. Bu taraf, sol tarafım doğu. Bu elimle gösterdiğim istikamette aslında sınır bölgesi var. Hemen arkasında da Rumların eski maden köyü Skuryodissa, Fugasa Tepesi. Biraz altında tabii bizim Çamlı köyümüz var, Türk köyü. Onun yanında askeri bölge Petra var, eski Rum köyü. Ve burası Lefke, hemen arkamda kuzeyde kalıyor Lefke kasabası. Eski Karadağ denen bölge var. Bulunduğum bölge Eski Karadağ'dan Aplıç'a doğru olan Aplıç Vadisi de diyebileceğimiz. Herhalde dünyada yeşille ilgili tüm tonların, yeşilin tüm tonlarının bulunduğu inanılmaz bir bölge, inanılmaz bir yer. Yürüyüş meraklıları da biliyor aslında burasını. Coğrafi açıdan tarif ettiğim zaman güneyi söylemedim. Güneyde meşhur Aplıç sınır kapısı var. Aplıç sınır kapısını geçtikten sonra artık Trodos dağlarına doğru Rumların ilginç bir kış ve hafta sonu turizmi olarak da kullandıkları, hatta şey olarak da böyle termal turizm olarak da kullandıkları ünlü Galabaniodis, Mudulla ve Bedulla köyleri var. Kar yağdığı zaman Bedulla, Mudulla, Galabaniodis de beyazlanıyor. Çok serin. Bu su da o vadiden geliyor. Marathasa Vadisi. Bu vadinin aslında esas adı Marathasa Vadisi. Bir sonraki vadi Solya Vadisi. Çok büyük bir baraj var Solya Vadisi'nin üzerinde. Marathasa Vadisi'nin üzerinde de Mudulla köyünde Rumların çok ünlü Nerodu Mudulla, Mudulla suyu var. Kullanılması yasaklandı 3-5 yıl önce kadar, tükenmesin diye. Çok iyi kontrol ediyorlar sularını. Solya Vadisi'ne de çok iyi kontrolle, çok büyük bir vadi yaptılar. Zaten o Solya Vadisi'ne yaptıkları Solya Barajı taştığı zaman bizim Doğancı'yı, Gazivereni, Yeşil Yurdu sular basıyor. Dolayısıyla burada da bu suyun aslında gelmeye başladığı kaynaklarda, şu anda benim arkamdan akan bu muhteşem suyun gelmeye başladığı kaynaklarda Marathasa Vadisi'nde Nerodu Mudulla var. Sonra o geliyor Lefke Barajı'na. Tarihi Lefke Barajı var. Küçük bir baraj. Bir tane de gemi konağı göleti var bizim sonradan 1974'ten sonra yaptığımız. Ama Lefke Barajı 1974 öncesinde de vardı. Ben Lefke doğumluyum. Çocukluğumda, bebekliğimde değil, biraz sonrasında hatırladığım yerlerdi. Ve kapılar kapanmadan önce Aplıç'tan geçip o Lefke Barajı'nın olduğu yeri de görüyordum. Bu su da o barajdan taşan su. Yılın neredeyse 11 ayı aslında akıyor bu. Hatta 12 ayı da akıyor. Aküferden alttan akış devam ediyor. Çok muhteşem bir bölge. Suyu çok zengin. Yıllarca burada sıra kuyular olduğu hep anlatılıyor. Tarihi sıra kuyular. Venediklilerin, belki Lüzinyanların yaptığı sıra kuyular. Sonra bizden bir arkadaşın canı çekmiş, bir gün el bombasıyla o kuyuları falan patlatmış. Onlar söyleniyor. Ama buranın muhteşem bir verimli toprağı da var. Geçen sene biraz dere çok taştı. Bazı toprağı, bazı bahçelere büyük zarar verdi. Ama yine de buradan çıkan portakal
şu anda bitmek üzere. Son bir haftası kaldı portakalın diye düşünüyor herkes. Öyle düşünmüyor, öyle. Birkaç ağaç veya birkaç bahçe kaldı kesilmeyen. Ama şinyalar, zeytinler, biraz sonra size de göstereceğim. Burası gerçek bir cennet, gerçek bir doğa harikası. Değerlendirilebilir. Biraz daha güzel park sistemi, biraz daha güzel yürüyüş sistemi, biraz daha sağlıklı koşullar oluşturulabilir. Ama tabii bir başka tez de daha var. Bu koşullarda sağlandığı takdirde buraları bozulur. İnsanoğlu el değerse buraları bozulur deniyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Korona virüs bütün dünyayı çok ciddi şekilde etkiledi. Çok büyük bir olasılıkla herkesin ortak kanısı o ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bayağı ciddi etkileyecek ekonomik açıdan özellikle. Dolayısıyla yeni dönemde çok daha fazla para bırakabilecek, çok daha zengin turistlerin ülkeye getirilmesi ve bir takım değerlerin onlara da daha kolay satılabilmesi lazım. Sadece kumarı, güneşi, denizi ve kumu yoktur bu ülkenin. Başka şeyleri de vardır. Tarihi vardır ve inanılmaz doğal güzellikleri vardır. Bu kadar küçük bir coğrafyada bu kadar çok tarih olamaz. Lefke bölgesine gelirseniz Solisi, Vunisi 2000 yıllık, 2500 yıllık şehir kalıntıları, Osmanlı döneminden kalma camileri Lefke içerisinde ve Osmanlı döneminden kalma konakları tabii ki çok ünlüdür. Lefke'de 1950'li yılların ortalarına kadar Rumlar da yaşadı. 57'ye kadar, 58'e kadar hatta Rumlar da yaşadı. Bulunduğumuz bölgede Rumlara ait çok arazi vardı. Hatta daha çok Rumlarındı buraları. Aplıç'ın alt tarafı ve Eski Karadağ bölgesi. Ama 1955'te EOK, 58'de Türk Mukavemet Teşkilatı kurulduktan sonra ve iki toplum birbiriyle çatışmaya başladıktan sonra çoğunluk olan Kıbrıslı Türkler Lefke'den Rumları ve Ermenileri, önemli bir Ermeni nüfus da vardı buralarda, önemli derken belki 100-200 kişiydiler ama kiliseleri bile vardı. Bu derenin devam ettiği güzergahta eski bir kiliseleri bile var. Ermenilerin Katolik Kilisesi bile var. Orada tarihi bir çeşme de var. Yürümek lazım, gezmek lazım. Lefke'yi bilmek lazım. Lefke'nin portakalı, Lefke'nin tarihi, Lefke'nin deresi, Lefke'nin barajı, Lefke'nin üniversitesi tabii ki son dönemlerdeki en korkunç, en güzel değeri. Ama şu anda Lefke'nin üniversitesi için de tabii ki bütün üniversitelerimiz için oldukça sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Çünkü bu yorumu da yapmak lazım. En ciddi şekilde etkilenebilecek yerlerden bir tanesi ve en önemli tedbir alınması gereken konulardan bir tanesi tabii ki üniversiteler. Lefke Üniversitesi'nin bölgeye inanılmaz katkısı var. Ama biz bugün ne bölgedeki tarihi yerleri, ne üniversitesini, ne de başka bir şeyi çekmeye geldik. Biz bugün aslında yeni bir de makinemiz var. Onunla öyle deneme maksatlı sizlere biraz daha doğayı göstermek istiyoruz. Şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Ben yaklaşık bir yılı geçti biraz. Buralarda kalıyorum, buralarda yaşıyorum. İşimden arta kalan zamanlarımı buralarda geçirmeye çalışıyorum. Özellikle hafta sonlarımı burada geçirmek için çok çaba harcıyorum. Sık sık buralara geliyorum. Burada muhteşem hurma ağaçları, inanılmaz güzellikte ve büyüklükte ve yeşillikte ceviz ağaçları, portakal ağaçlarının arasından süzülüyor. Tabii ki çam, şinya, zeytin, onlar da Cabası Dere'nin bir tarafında. Hurma ağaçları Lefke'de tarihi bir değer aynı zamanda ama ekonomik de bir değer. Ama güzellik açısından, doğal güzellik açısından da çok muhteşem bir şey. Ve bizi şu anda korkutan korona virüs benzeri bir böcek. Hurmaları ne yazık ki ciddi şekilde
tehdit ediyor. Bir süreden beridir Tarım Bakanlığı veya ilgililer çözüm bulmaya çalışıyor. Çok sıkıntılı bir emek isteyen bir bakım süreci, ilaçlama süreci var. Ama koronavirüs gibi bulaşıcı bir böcek, bulaştırıcı bir böcek bir ağaçtan diğerine gidebiliyor. Ve ağacı biraz sonra çekmeye çalışacağım sizlere anlatarak çürütüp götürebiliyor. Lefkenin hurmaları da çok önemli. Ama anlatmak istediğim bir konu daha var. Şu anda gökyüzüne bakıyorum. Aslında keşke çekebilsem, öyle bir şansım yok. Çünkü o ayrı bir teknik, ekipman isteyen bir şey. Yabani kuşların sayısı arttı buralarda. Eskiden onları vurmak için çok ciddi çaba harcardım. Ama şu anda onları izlemek daha keyifli. Peşlerine düşüp vurup da işte bir paket bulgurla birlikte haşlayıp yemek yerine onları izlemek çok daha çok hoşuma gidiyor. Ve şu anda kırlangıçların geldiği bir dönem. Hemen arka tarafımda bir karabatak biraz önce gördüm. Hemen sol tarafımda fassa dediğimiz yaban güvercinleri veya orman güvercinlerinin yanı sıra mavi renkli incir kuşları da şu anda gelmiş durumda. Daha çok yeni dünyalara musallat olduklarını biliyorum şu anda. Bulunduğum bölgede sadece portakal, hurma, ceviz değil tabii ki. Avokado yetiştiriliyor burada. Çok güzel avokado bahçeleri var. Çok güzel enginar yetiştiriliyordu ama bıraktılar. Enginarlar öylesine kaldı. Biz birazdan göreceğiz onları da. Evet, kuşlarla ve sesini duyduğunuz başka türlü hayvanlarla burası gerçekten insanın adeta yürürken, nefes alırken meditasyon yaptığı, ruhunu çok güzel tazeleyebildiği muhteşem güzellikte bir yer. Siz de izleyin ve izlemeye devam edin. Biz de konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Sizler izlerken hem çekim yapacağız hem size bir miktar buralarını anlatmaya çalışacağız tabii ki. Kameramız biraz sallanırsa kusurumuza bakmayacaksınız. Onu da ayrıca belirtelim. Evet, şu anda bu bizim ünlü Lefke deremiz ve bahsettiğim şinyalar, kamışlıklar tabii ki. Bilmem görebiliyor musunuz ama telin üzerinde karşıda bir tane fassa ve tam önünden bir tane incir kuşu, 3 tane incir kuşu konulu şimdi orada. Ben görebiliyorum ama sizler göremiyorsunuz sanırım. Asırlık çam ağaçları, güzellik, inanılmaz bir güzellik var. Su da muhteşem bir şekilde gördüğünüz gibi akıyor. Evet, devam edelim, geçelim. Biraz salladığımız zaman bizi affedeceksiniz. Ama söylediğim gibi şu anda biraz hareketli bir kameramız var. Hareketli bir kameramız. Burası belirttiğim gibi inginar. Kaldı burada inginarlar. Kimse de toplamadı. Açık açık burada şu anda hırsızlık yapacağız. Müsaadenizle. Bildiğim kadarıyla burası tarla olarak Evkaf'a ait bir tarla. Evkaf'ın tarlası. Evet, inginarlar önümüzde şu anda izliyorsunuz. Cebimde çakımla inginarlara doğru ilerleyişe geçtim. Buradan Show TV'deki şeftali kebabı nasıl yapılır? Onu anlatmıştı bir arkadaşımız. Bu da benim bütün Türkiye'deki kardeşlerimize şeftali kebabı değil, Adana kebabı nasıl yapılır? Enginarın alt kısımcıklarını soyacaksınız. Böyle gördüğünüz gibi elinizdeki bıçacığınla ya da çakıcığınla, ben öyle yapıyorum. Sonra bunu buradan keseceksiniz. Fazla şeye gerek yok. Sonra bu göbek kesimciğini de oyduktan sonra gördüğünüz gibi Adana kebabını yiyeceksiniz. Evet. Değil tabii ki bu. Enginarımız. Biz bunu dolma da yapıyoruz. Limonlayıp yiyoruz. Muhteşem bir manzara var arkada. Bilmem farkında mısınız? Benim yemek sesimle birlikte
Evet. Ceviz ağaçları ve narenciye bahçesi. Etrafta da hurmalar. Arkamda nefis bir denizle birlikte. Burası Eski Karadağ. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir bölge. Yürümeye devam edelim. Bizim aynı zamanda sağlıklı yaşam parkurumuzda yürümemizi sürdürelim. Bu arada şinya demiştik. Dev gibi içinden zeytin çıkıyor. Ve dikkatinizi çekiyorum. Bu zeytinler bu yıl bayağı bereketli olacak gibi. Bu bir yabani zeytin ama olsun, çok güzel. Onun da çiçeklendiğini ve bu yıl suyun bereketiyle çok güzel yağmur yağdı 2019 yılında ve 2020'nin ilk 4 ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve bu yağmurlar nedeniyle bu yıl zeytinin çok bereketli gitmesi bekleniyor. Bizim çekimleri yaptığımız gün de yağdı. Bazı üreticilere göre bu tabii zeytine zarar vermiş olabilir ama bizim bu konuda bilgimiz yok. Burada gördüğünüz bu lastikler geçen yılki sel felaketinde zarara uğrayan sulama lastikleri ve karşıdaki yeşilin dereyle güzelliği, dereyle güzelliği burası. Az ilerimizde sağ tarafta Lefke Gazi Lisesi var. Yaklaşık 1 kilometre mesafede sağ tarafta eski başbakanımız Hüseyin Özgürgün'ün evi de o bölgede. Orası karşı yakası Lefke'nin. Orayı da inşallah bir gün sizlerle paylaşırız. Çok büyük bir güzellik var orada da. Çok muhteşem bir görüntü var. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Lefke'de portakal ağaçlarının dere sesinin ve yemyeşil yeşilin her türlü tonunun olduğu bir ülke. Bir, daha doğrusu kasaba. Bir yerleşim birimi. Havası, Lefke'nin havası çok güzel aslında. Rutubeti çok az. Osmanlı döneminde, Romalılar döneminde, Bizanslılar döneminde, Venedikliler, Lüzinyanlar döneminde, her dönemde burası bir sayfiye yeri olmuş. Burası bir dinlenme yeri olmuş. Osmanlı konakları oradan kalma. Ama aynı zamanda burası muhteşem bir maden cenneti. Aynı zamanda maden cenneti, bakır madeninin de merkezi, bakır madeninin de merkezi ve portakalın merkezi. Şu anda bakır madeni çalışmıyor ama biz inginarımızdan kalanları da yemeyi sürdürüyoruz. Bakır madeninin çalışmadığı bu bölgede yıllarca madencilik yapıldı. Bakır madeni çıkarıldı. Havası çok temiz olduğu için buraların az ileride Troodos'a doğru, az ileride derken herhalde en az 30 kilometre yukarıda Ciberunda köyünde bir hastane inşa ettiler. Bir hastanede Lefke'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede Yeşilyurt'ta Kıbrıs Maden Şirketi CMC orada da inşa etti. Ve tabii ki iki hastane madencilere ve ailelerine hizmet etti. Ciberunda'daki aynı zamanda o bölgede Amiando köyünde bir başka maden merkezinde yer alan daha büyük bir hastanenin de şeyiydi, ikamesi gibiydi. Yani iki hastane vardı. Muhteşem bir güzellik. Böyle bir güzel yerin bu adada olduğunu herhalde birçoğumuz bilmiyordur, değil mi? Evet, biz Ciberunda'ya geri dönelim. İngilizler ve Amerikalılar Kıbrıs Maden Şirketi'ni kurdukları zaman, bu güzellikleri de bu arada izleyiniz. Kıbrıs Maden Şirketi'ni kurdukları zaman tabii göğüs hastalıkları içinde hastane yapmak istemişler. Ve portakalı da gördünüz. Hastaneyi de nereye yapalım? Havayı araştıralım demişler. Ve iki yer tespit etmişler. Biri Ciberunda,
Bir diğeri de Yorgos, Tepebaşı. Tepebaşı'nda, Tepebaşı ile Akdeniz köyünün arasındaki o muhteşem bölgede, de hastane yapmak istemişler. Ama sonra Ciberun'da karar kılmışlar. Ancak orasının da Osmanlılar döneminde zengin Lefkoşalıların bir tatil yeri yaz aylarında dinlenmek için, klimaya ihtiyaç olmaması için gittikleri bir yermiş aslında. Tıpkı Lefke'deki yazlık evler gibi, Osmanlıların yazlık evleri gibi, konakları gibi. Ve aynı zamanda o dönemde de Kıbrıslıların daha çok Lapta'daki Türk topraklarında, Lapta'da Dolmacı ailesinin, dedelerinin bazı mekanlarında diyelim, ahşaptan yapılmış dinlenme yerlerinde tatile gittiği de söyleniyor. Hani yine korona döneminde, yerli turizmi, yerli tatili başlatacağız dediler ya, işte o bölgelerin yeniden değerlendirilmesi, bir şekilde daha çok insanın o bölgelerde yürüyüşe gitmesi, yürüyüşlere gitmesi bizim en büyük dileğimiz. Bu bölgede de gördüğünüz gibi burada yürümek ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik. Kaç yıllıktır sizce bu kökler? Buraya bakın. Şinya'nın kökleri. Evet, şinya. Şinya, çitlembik ağacı da diyebiliriz. Bilmiyorum şinya mıdır, çitlembik ağacıdır. Ama gördüğünüz gibi deremiz şarıl şarıl akıyor. Deremiz şarıl şarıl akıyor. Biraz önce ceviz ağaçlarının da yanından geçtik. Evet, bunu sorayım. Çok hızlı dönüş yaptık ama bunu sorayım. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu nedir? Magosa'da üretilen hellim peyniri. Değil tabii ki. Onun adı Mausa'dır ve onun adı hellimdir. Bu araya böyle eleştirimizi de katmış oluyoruz. Bu bir turunç. Aslında turunç giller budur. Turunç, bunu biz macun yaparık, reçel yaparık. Çok güzel olur. Bu da şimdi güneşin narinciye ve ceviz ağaçlarının arkasından, hurmaların içinden batışının şekli. Hurmalarımız, cevizlerimiz, turunçlarımız turunç ve fassalarımız, bilmiyorum artık görünüyor mu, göründü mü, yakaladık mı bu görüntüyü. Ama fassa gidiyor. Goma genibe Kenan da diyebilirdik. Kenan Örgen benim av arkadaşım. O da Lefkeli kardeşim. Ulusal Birlik Partisi'nin de yöneticisi. Onu da anmış olalım. Fassa gördüğümde Kenan aklıma geliyor. Çünkü biz Kenan'la birlikte ava gidiyoruz. İki arkadaşımız daha var. Ve onlarla birlikte vuramıyoruz fassaları. İyi de ediyoruz. Deremizin yanından yürümeye devam edelim. Çok uzun bir program yapacak değiliz. Bunun burasını sizlere sadece göstermek istedik. Bu koronadan çıktığımız günlerde, ama koronaya çok dikkat etmemiz gereken günlerde, bu güzellikleri sizlerle de paylaşmak istedik. Amacımız buydu. Geçtiğimiz yılki sel felaketinde yitirdiğimiz ağaçlardan birinin kökü orada kalmış tabii ki. Bir tane daha çok güzel şinya aynı şekilde. Böyle bir yeşil, güzellik hayatta olamaz. Ve işte eski Karadağ'da yukarıda evleri artık görünmüş durumda. Eski Karadağ'da inanılmaz bir güzellik. Bu bölgeden tanıdığımız çok fazla gazeteci dostumuz da var tabii ki eski Karadağ'dan. Sevgili, bu arada kameramızı salladık, çok özür diliyoruz. Biz çekim yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Bilbay Eminoğlu'nun büyük annesi burada kalıyor. Aynı şekilde yine Karagözlü ailesi, Gürsel Karagözlü, Lefke'de Havadis gazetesinin muhabiri. O da bu bölgenin bir çocuğu, bu bölgeden çıkma. Ve işte ceviz, şu anda ceviz yemyeşil bir şekilde. Orada da iki tane ceviz küçücük görebiliyor musunuz?
bilmiyorum ama kamerayı getirmeye çalıştım. Bu da bir ceviz ağacı. Ben bir ceviz ağacıyım. Lefke'nin altında. Gülhane Parkı'ndaydı o. Burası da Lefke'nin eski Karadağ Parkı olabilir. Ve bir muhteşem manzara daha. Okaliptüsler. Dev gibi okaliptüslerimiz. Düşürmeyelim mikrofonumuzu. Deremizin hemen yanında. Burada çok değerli ve doğaya aşık bir arkadaşımız. Kendine ait bahçenin yanında. Şahane bir ahşap ev inşa etmişti. Ama geçtiğimiz yılki felaket sırasında, çok yağmur sırasında orası da ne yazık ki gitmişti. Evet, görüyorsunuz bir doğa, bir cennet, doğa üstü harika bir görüntü bence. Doğa üstü harika bir görüntü nasıl olur? Karşıda gördüğünüz evlerde Aplıç kapısının yanındaki Aplıç köyünün evleri. Orası ayrı bir köy aslında. Eski Karadağ, Aplıç, Karşıyaka ve Karadağ Lefke'yi oluşturuyor. Karşıyaka ve bir de tabii ki çarşı merkezimiz. Biraz daha devam edelim. Biraz daha çekim yapalım ve bugünkü bu kısa gezimizi, kısa bilgilendirmeyi bir uyarıyla noktalayalım. Lütfen tek başımıza gezilere dikkat edelim. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi tamam gezelim. Ama hala uzmanlar, sağlıkla alakalı uzmanların uyarıları bizi çok ilgilendiriyor. Bu uyarılar çok önemli. Biz bu uyarılara dikkat edip lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım ve ne yapalım? Hala çok fazla dikkat etmeyi sürdürelim. Mümkün olduğunca bu gibi yerlere az az gelip kimseyle bulaşmadan, kimseye bulaştırmadan gezmelerimizi yapalım. Kalabalık, özellikle Rum tarafında bizden daha kötü sonuçların alınıyor olması, daha çok vakanın çıkıyor olması, sadece nüfusun çok olmasıyla alakalı, bizden çok olmasıyla alakalı değil. Onlar bizden biraz daha fazla dikkatsiz davrandılar ve birlikte yemelere, içmelere devam ettiler. O yüzden bir sıkıntı, daha fazla sıkıntı yaşadıklarını da biliyoruz. Tedbiri lütfen elden bırakmayalım. Hijyene çok dikkat edelim. Maskemize çok dikkat edelim. Ben şu anda takmıyorum çekim yaptığım için. Ama neredeyse 24 saat maskeli yaşıyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman, bir devlet dairesinde, bir mağazada işimiz olduğu zaman mutlaka maskeyle gidelim. Sosyal mesafemizi koruyalım ve bu güzel ülkeyi, bu muhteşem ülkeyi çok daha güzel yapmak için harcanacak bütün çabalara abuk sabuk yorumlarla köstek olmak yerine lütfen destek olalım. Lefke'den ceviz ağacının ve güneşin batışının sevgi ve selamlarıyla. Bizi izlediğiniz için, her yerde haber varı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.